Evet, bitkiler, ağaçlar, meyveler genelde bir yıllık periyot içerisinde bir gelişim göstermektedirler. Nitekim özellikle meyve ağaçları güz döneminden sonra ki ilerleyen günlerde de kış döneminde de bir durgunluk dönemine giriyorlar ve bütün bitkilerde genel anlamda ifade edildiği şekilde yıllık bir fizyolojik üşümeye ihtiyaçları vardır. Bu üşümeyi aldıktan sonra mevsimin ilerleyen zaman içerisinde de tomurcuklanarak çiçek açmaktadırlar. Tabii bu şuna da bağlı. Mevsimler öyle veya böyle bütün bilim insanlarının da ilgili kuruluşların da ifade ettiği gibi ciddi anlamda bir değişkenlik söz konusu olduğunu görüyoruz. Nitekim son yıllara da baktığımız zaman ki bu yıla da baktığımız zaman evet kış ortasındayız, kış mevsimi içerisindeyiz. Ama havaların ısı ortalamasını mevsim ısısının üstünde seyretmektedir. Neticesinde ağaçlarda üşümeye alan meyve ağaçları, özellikle badem, erik gibi ağaçlar, bu havalarda da böyle erken dönemde çiçek açmaktadırlar. Tabii çiçek açmaları verim açısından da şöyle bir kritik dönem var. Önümüzdeki günlerde şayet eksili günler yaşanırsa, donlu günler yaşanırsa çiçekler belli kritik dönemlerinden dökme yaşayabilir ve verimi olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak böyle bir durum olmazsa da pek olumsuz bir şey de oluşmayabilir. Verimi etkisi şöyle olur. Şu an önümüzdeki günlerde bu kritik dönemde ani bir hava donlu günler olursa, eksi günler olursa olumsuz yönde etkileyebilir. Olmazsa da pek fazla bir olumsuz olacağını, olumsuz bir olay yaşanacağını da söyleyebiliriz. Yaşanmayacağını da söyleyebiliriz. Ciddi anlamda bir iklim değişikliği söz konusu. Bilim insanları bunu söylüyor, ilgili kuruluşlar söylüyorlar. Çiftçi, üretici değişen bu iklim şartlarına göre üretim planlamalarını yapmaları gerekiyor. Ön tedbirlerini almaları gerekiyor. Tabii bitkilerin erken dönem çiçek açmayacak şekilde ta güz dönemde tedbir alınması gerekiyor ama ne kadar etkili oluyor, ne kadar etkili olamıyor bu uygulamalarla kendini gösteriyor. Gerek yöresel olarak olsun, gerek geniş coğrafya şeyinde olsun, genelinde olsun. Tarım tekniklerini bu yönde değiştirmekte, tedbirleri bu yönde almakta fayda var diye söyleyebiliriz.